ekranların tanınan siması, siyasi programların da vazgeçilmezlerinden olan Hayko Bağdat'la birlikteyiz. Kendisiyle ilginç bir konuyu konuşacağız aslında. Ramazan ayını konuşacağız. Bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz size. Rica ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyi, çok iyiyim. Her şey yolunda. Keyfiniz yerinde. Tabii siyaset biraz yavaşlayınca, siyasetteki nefret dili biraz sakinleşince hepimiz bir nefes aldık. Peki aslında Ramazan, size soracağım ilginç bir soru olacak ama Ramazan ayı desem bize ne dersiniz öncelikli olarak? Ben çok eski bir İstanbullu ailenin çocuğuyum. Yani yüzlerce yıldır bu kentte yaşıyoruz. Hatta binlerce yıldır bu toprakların kadim milletlerinden, medeniyetlerindeniz ve Ramazan'ın benim hayatımdaki karşılığı sizin düşündüğünüz kadar yabancı değil. Dolayısıyla Ramazan'la ilgili çok erken yaşlarda, mesela ilk defa mahalleye çıktığım 8-9 yaşlarında oradaki arkadaşlarımla beraber Ramazan ayının gelmesiyle onu biraz daha iyi öğrendiğim dönemin başladığı döneme denk gelir benim için. Bir arkadaşım vardı Metin diye, babasının da bir fırını vardı, pastane fırını vardı ve onların çocuk oldukları halde oruç tutmaya çalışırlardı ama hep dayanamazdık. Maçtan sonra su içerlerdi, çikolata yerlerdi, çocuğa günah yazılmaz diye avuturlardı kendilerini. Metinlerin fırınında iftar için bir Karadeniz pidesi hazırlandığı dönemler vardı. Ve ben de o pideden yiyebilmek için 9'lu yaşlarımda mahalle arkadaşlarımla beraber oruç tuttuğumu hatırlıyorum. Yani aç kalmak lazım. Onlarla beraber o iştahla o pideyi beklemek lazım. Onun kendi her dinin ritüellerinde olduğu gibi kendi esprisi var. İtiraf edeyim ki tam gün oruç tuttuğumu hatırlamıyorum. Yani ben de her çocuk kadar günah yazılmıyor madem bana da yazılmaz diye. Ben de orucu deldiğim zamanlar vardı ama mahalle arkadaşlarımız toplanıp işte üçer beşer para verip malzemesini alıp o fırında iftar açtığımız zamanlar 9 yaşımda başlar. Sonra da gelir, çok da devam eder bu arada yani. Şuna değineceğim, Salyangoz kitabınızda da yazıyordu zaten böyle çocukluğunuzdaki işte arkadaşlıklarınız diyerekten. Ben de o konuya gelecektim. Siz Müslüman çocuklarla da çok iyi arkadaşlıklar yapmıştınız. Evet. Hatta Ermeni çocuklarla Müslüman çocuklar arasında köprü olduğunuzu söylüyordunuz. Kendi küçük dünyamda o zamanki şartlarda, evet. Ama Ramazan tek kanallı televizyonların olduğu dönemdeki, bizim çocukluğumuzdaki Ramazan döneminin hem kendine ait bir çocuğun seveceği programları, eğlenceleri. Çünkü çocuklar, bütün bayramlar bütün çocuklarındır, bunu unutmayın. Hangi çocuk bayram esnasında, hangi kimliğin bayramı kutlanıyorsa her çocuk nasibini alır bundan. O yüzden Ramazan'da benim de nasibimi aldığım durumlar vardı. Gerek televizyondan, gerek mahalleden, gerek komşulardan. Peki böyle unutamadığınız Ramazan anınız ne var? Bu pide mi yoksa? Unutamadığım Ramazan anısı tam işte bir sonraki kitabımdaki Gollik'teki gollik hale düştüğüm durumlardan bir tanesiydi. Sanırım yakın, çok da yakın değil, 2009 olabilir. Cemaatin bir iftarına davet edilmiştim. Şeyde, Beşiktaş'ta bir otelde. Hatta şimdi vekil olan Garabet Paylan, bizim Garo Paylan, HDP'den vekil olan arkadaşımla beraber oraya gidecektik. Ve ben hani böyle bir davete çok sık icabet ediyorum. Ya ayıp olacak Garo, sakın geç kalmayalım diye çocuğu bütün gün acele ettirip koşa koşa işte trafik saati, iftar saati Beşiktaş'taki otelin kapısına gidip kapıda işte organizasyonu yapan Gazeteciler Yazarlar Vakfı olabilir. Adını göremediğimiz bir gün vardı. Şeye de bakıyorum, hani iftara normalde daha 13 dakika var ama ben o günkü iftar, yani davet edildi ki yazan iftarla o günkü iftar arasında 13 dakika falan var. Şöyle bir şey olmuş, 2 hafta erken gitmişiz şeye, iftara. Yani ayıp olmasın, geç kalmayalım, bizi de çağırdılar, bak bu kimliğimizle oraya icabet etmek lazım şeyini biraz fazla ciddiye almışım sanırım. 2 hafta önceden otelin kapısına gidip iftar için beklemeye başladığım bir şey vardı. Garı da hala dalga geçer benimle. Peki zamanında gittiniz mi sonra? Gittik tabii, ayıp olmasın diye yani. Sık sık gittik yani, ara ara gidip sorduk orada var mı iftar. Bir bu var yani şeyin dışında. Onun dışında bizim evde de çok fazla iftar yapıldı. Benim eşim Çerkes bir ailesi var. Anneanne, dede, hacı. Dolayısıyla bizim evde çok fazla iftar yapıldı onlarla beraber. Ramazanlarda bırak onu, yani gündelik hayatta onlar bizim evde kaldıklarında namazlarını kılmaları için, ibadetlerini yapmaları için
namaz saatlerini benim hatırlattığım falan filan çok şeyimiz var. Böyle şunu söyleyeyim, ben zaten üniversite döneminden itibaren Osmanlıca dersi aldım, tarih bölümünde okudum, İslam hakkında çok fazla okudum. Şimdi gıyabımda hep şey düşünülür, bu adam ne de olsa Ermeni solcu, çok bilmez bu işleri diye düşünür. Ama Hacı Dede ile oturup dini sohbetler yaptığımızda, vallahi rahmetlinin huzur içinde uyusun, çok fazla ağzı açık benim dinlediği bir takım şeyleri hep ben anlattım. Yani bizim ailede eşim tarafında, üstelik Almanca oldukları için en iyi Türkçe konuşan, İslam hakkında en çok bilgisi olan, teamüller, hadisler, peygamber hayatı falan konusunda, Kur'an konusunda en çok bilgisi olan yine bendim. Bu gerçi benim biraz kişisel araştırmalarım yüzünden olabilir. Gerek hayatım, gerek okumalarım, gerek yaşam tarzım olarak bu sorduğunuz bütün dünya benim bir tık yanımda yaşadığım, hatta ailemin içinde bugün yaşadığım bir durumdur. Evet. Peki böyle aslında biraz Ramazan deyince Sıla-i Rahim de akla geliyor bizlerde. Akraba ziyaretleri elbette ki çok önemli. Bu her dinde aslında var. Bu konuda ne söylersiniz? İşte hani metropol bir şehirde yaşıyoruz. İster istemez akrabalarımızdan olsun bir nebze uzaklaşabiliyoruz. Buna vesile olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma ama siz bu akrabalara önem verme konusunda ne söylersiniz? Benim çok az akrabam var. Babam rahmetli tek çocuktu ve onun ailesinden kimse kalmadı. O ben 16 yaşındayken vefat edince annem iki kardeşlerdi. Anne tarafım Rum'dur benim. İşte onun ailesinden de dayım da vefat edince o taraftan da kimse kalmadı. Yani benim üç ablam, annem ve eşimin akrabaları dışında hiçbir akrabam yok. Ama benim yeni bir ailem var. Yani siyasi fikirlerimle içinde bulunduğum durumda, yaptığım meslekte beraber büyüdüğüm arkadaşlarımla yeni bir ailem var. Ve ben bayramlarda çok fazla ziyaret edeceğim akrabam yok. Bir de şey kötü, ben İstanbul'da olduğum için hani köyüme gidiyorum bir hafta diyeceğim köyüm yok. Yani İstanbul'dan başka bir şehirle ilişkim yok, hukukum yok. Tekrar oraya dönersek arkadaşlarınıza, görüştüğünüz kimse var mı şu an orada? Eski arkadaş. Var tabii, olmaz mı? Var tabii. Bir sürü var hem de. Zaten sırf onlarla görüşüyorum. Bakmayın ben meşhur oldum falan da. Şey değil yani, hayatım ve çevrem, eğlence anlayışım, gittiğim mekanlar falan değişmedi. Ben hala o çocukluğumda kurduğum kabilemle yaşıyorum hayatımı. Bir araya geldiğinizde eskilerden konuştuk. Tabii ve onlar çok politik insanlar da değil. Siyaseten okuma yazma bilmeyenler var içinde siyaseten ama gerek de yok zaten. Dolayısıyla ben o çocukluğumuzdan gelen, yani hem Ramazan kutlayan, hem işte öbürünü yapan, hem berikini yapan kabilem neyse hala beraber yaşıyoruz. Yine kitapta bahsettiğim bir cuma namazı kılmışlığımın hikayesi de tam da o ambiyansı, o adada yaşanılan hayatı, oradaki iklimi çok iyi anlatan bir örnektir sanırım. Onu kısaca izleyiciler için anlatabilir miyiz? Biz biliyoruz ama. Açıp okusunlar, olmaz mı? Kitap satın. Peki aslında sizin dini öğrenmeye başlamanız bir kız arkadaşınızdan dolayı oluyor. Esra. Esra. Görüşüyor musunuz hala onunla yoksa? Esra'nın ben izini kaybettim. Bir ara abisini buldum, ona ulaşmaya çalıştım. Ondan sonra yapamadım yani ama Esra'yla çok uzun zamandır görüşemiyorum maalesef. Aslında baktığımızda hani benim de mesela bilmediğim işte inanışlarla ilgili belli arkadaşlarımdan ben de öğrenmeye başlamıştım sizin gibi. O zaman böyle babasının yaklaşımı size nasıldı? Esra'nın babası İmam Hatip'te din bilgisi öğretmeniydi. Aynı zamanda galiba imamlığı da vardı diye hatırlıyorum. Bizim Esra'yla işte daha üniversiteye hazırlanan gençler olarak hiç birbirimizi kırmadan ama biraz da yarıştırarak, inançlarımızı yarıştırarak, heyecan içerisinde aynı zamanda öğrenmeye çalıştığımız dinimizin teamüllerini birbirimize sorduğumuz, sıkışıp ister istemez her birimiz gidip kendi kitabımızı tekrar açıp ona cevap vermek için yaptığımız araştırmalar döneminde Esra'nın babası hakemdi. Bir şekilde Esra ile telefonlar, yani yüz yüze yetmeyip telefonlarda devam edince bir dakika deyip Esra babasına telefonu verirdi. Babası da ne kadar keyifli bir adammış ki kızının bir erkekle, Hristiyan bir erkekle bu sohbetini büyük bir sevecenlikle karşılayıp tam tersine ona dahil olmayı ama çağrıldığı zaman dahil olmayı gerçekleştiren keyifli bir üsluptu. Bana çok faydası oldu tabii. Çocukken nasıl dua ederdiniz? Böyle.
Ne söylerdiniz? Dualınıza ne olurdu? Hep ailem için dua ederdim. Onlara bir şey olmasın. Şimdi? Diye. Şimdi dua etmiyorum. Ben kusura bakmayın ama çok inançlı bir insan değilim. Size uygun olmayabilirim bu anlamda. Şöyle istekleriniz, şey dilekleriniz hani. Ediyorum. Şöyle şimdi... Vay solcuya bak diyecekler benim için ama söyleyeyim o zaman size. Ben ibadethaneleri çok seviyorum. Ve dünyanın neresine gidersen gideyim o dom dedikleri şehrin merkezindeki kiliseleri ki mezhep farklılıklarının o kiliselere getirdiği şey farklılıklarını, uslup farklılıklarını falan çok merak ederim. Nerede ne ibadethane varsa çok severim. Gittiğimde mutlaka orada dua eder, işte mum yakar ve yine aynı duayı ederim bu sefer. Çocuklarıma bir şey olmasın diye. Yani hep bir hayat güvencesi olarak ben tasavvuf da çok severim. Öyle mi? Yani sanırım hayatımın böyle bir 7-8 yılı kutsiyer günler dinleyerek, İslam tasavvufu dinleyerek ama yoğun şekilde dinleyerek geçmiştir. Yani ofisimde ışıkları kapatıp, kapıyı kapatıp, sesi açıp akşama kadar tasavvuf dinlediğimi, ofisten çıkmak zorunda olduğum zamanda da böyle çift kaset çalar bir teybim vardı benim. Onun auto-reverse diye bir şeyi vardır. Yani A tarafı biterse otomatik B'ye döner. Odanın ruhu bozulmasın diye onu öyle alıp teybi kapatmadan çıkıp sabah geldiğimde o bütün gece çalmış ofiste içeri girer girmez o neyi tekrar duymak üzere kendimi kurup yaşadığım bir hayatım var. Yani. Şimdi dinler misiniz yine ara ara? En çok kimi beğenirsiniz? Yani her zaman kutsal günleri çok severdim. Şöyle bir yanılgı var. Kutsi Ergünler'in örnek adını çok andık ama analım çok da keyifli, kıymetli bir insandır. Kutsi Ergünler'in tasavvuf müziğiyle ürettiği albümlerin Müslüman'ın tüketeceği bir iş olduğunu söylemek kimin haddi nedir? Yani o niye senin de ben ödünç almışım gibi oldu? Yani Ayasofya Kilisesi'nin veya işte Gomidas Vartabet'in ilahilerinin Ermeni kilise müziğine gidip dinlediğiniz zaman ilahiden Ermenilerin olduğunu söylemek kimin haddi nedir? Kim buna karar verecek? Anlatabiliyor muyum? Bunlar hepimizin malıdır ya. Yani. Peki sizden son cümlelerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Hayırlı uğurlu olsun Ramazan. Herkesin insanlık için, çocuklarımız için daha umutlu, daha keyifli, barış ve huzurlu olacağını iddia ettiği inanışları yine hepimiz içindir. Ramazan banadır o zaman niyeti buysa. Nasıl ki benim paskalyam sana ise ve hep birlikte Ramazan ayının bereketine bekleyelim. Ramazan bayramında hepimizin çocuklarına bayram gelsin. Biraz sakinleşelim ve bütün bayramları da aynı coşkuyla kutlayabileceğimiz bir medeniyete doğru gidelim inşallah.